Merhaba arkadaşlar, elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik, elektronik ve ölçme dersinin topraklama ve sıfırlama konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hemen konumuza başlayalım. Topraklama ve sıfırlama. Topraklama ve sıfırlama. Öncelikle topraklamadan başlayalım. Topraklama nedir? Hemen tanımını yapalım. Topraklama. Topraklama arkadaşlar, elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek yalıtım sorunlarında metal gövdenin elektriklenmesini önlemek ve insanların çarpılma riskini ortadan kaldırmak için alınan bir önlemdir. Hemen yazıyorum. Diyorum ki topraklama elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek yalıtım hatalarında ya da yalıtım sorunlarında metal gövdenin elektriklenmesini önlemek. Metal gövdenin elektriklenmesini önlemek ve insanların çarpılma riskini ortadan kaldırmak için alınan bir önlemdir. Topraklamanın nasıl yapıldığından bahsedecek olursak, topraklama şu şekilde yapılır. Metal gövde bir iletken yardımı ile toprak içine gömülen topraklama levhasına ya da topraklama çubuğuna bağlanarak topraklama yapılıyor. Hemen yazalım. Topraklama nasıl yapılır? Topraklama şu şekilde yapılıyor. Metal gövde bir iletken yardımı ile toprak içine gömülen levha ya da çubuğa. Toprak içine gömülen bir topraklama levhasına ya da topraklama çubuğuna. Bir topraklama levhasına ya da topraklama çubuğuna. Çubuğuna bağlanarak topraklama yapılır. Çok basittir mantığı kavramak. Peki topraklamanın önemi nedir? Tanımında da bahsettiğim gibi önemi herhangi bir kaçak olması durumunda kaçak elektriğin toprağa atılmasını sağlar. Yazalım hemen. Topraklamanın önemi. Topraklamanın önemi. Herhangi bir kaçak durumunda kaçak elektriğin toprağa atılmasını sağlar. Yazıyorum. Kaçak elektriğin toprağa atılmasını sağlar. Toprağa atılmasını sağlar. Bakın çok önemli. Peki toprağa atılmazsa ne olur? Tabii ki insanlarda çarpılma riski ortaya çıkar. Biz
Topraklama yaparken o topraklamanın direncini öyle bir yapmamız lazım ki, ayarlamamız lazım ki, eğer doğru seçemezsek topraklama direncini, vücudumuzdan daha düşük olması lazım. Vücudumuzdan daha büyük olursa, çünkü akım her zaman düşük dirençten gitmeyi tercih eder. Kısa devrelerde böyle oluşur bildiğiniz gibi. Akım daha düşük dirençten gitmeyi tercih edeceği için, vücudumuzun direnci daha düşükse, topraklama yapılsa bile vücudumuzun dirençinden daha yüksek bir değerde olduğu için akım yine vücudumuzdan gitmeyi geçmeyi tercih edecektir ve yine çarpılma riskimiz ortaya çıkacaktır. İşte bunu ortadan kaldırmak için topraklama direncinin değeri doğru seçilmelidir. Çok önemlidir. Hemen not olarak yazıyorum. Diyorum ki topraklama direnci, topraklama direnci değeri doğru seçilmelidir. Doğru seçilmelidir. Seçilmezse ne olur? Şöyle oluyor. Eğer doğru seçilmezse akım topraklama yerine ya da toprak hattı yerine vücudumuzdan geçer. Vücudumuzdan geçer ve çarpılma riski meydana gelir. Ve çarpılma riski oluşur diyelim. Yani her zaman vücudumuzdan daha düşük bir değerde seçeceğiz topraklama direncini. Daha düşük bir diğer değerde olmasını sağlayacağız. Peki biz bunun değerini nasıl ölçüyoruz? Topraklama değerini Megger denilen bir alet ile ölçüyoruz. Megger cihazı ile. Yazıyorum, diyorum ki not. Topraklama direnci. Topraklama direnci Megger cihazı ile ölçülür. Megger cihazı ile ölçülür. Megger. Topraklama ile ilgili bilmemiz gereken temel şeyler bunlardır. Peki biz sembol olarak topraklamayı bir elektrik devresinde görsek nasıl tanıyacağız? Topraklamada kullanılan semboller nelerdir? Hemen yazalım. Topraklamada kullanılan semboller. Topraklama sembolleri ya da topraklama sembolleri. Topraklama iletkeninin sembolünü çizeyim ilk önce. Topraklama iletkeni. Bakın şöyle. Kesik çizgilerdir. Bu topraklama iletkeni. Şöyle bir sembolümüz var. En çok bildiğimiz, topraklama ile ilgili en çok gördüğümüz. Bu levha topraklamasıdır. Topraklama levhası. Levha ile topraklama yapılan bir tesisatta bunu görürüz. Şöyle bir sembolümüz vardır. Bu halka topraklama ya da ring topraklama denir buna. Ring ya da halka topraklama. Bir de yıldız şeklinde şöyle bir şey vardır. Buna da yıldız topraklama denir. Yıldız topraklama. Yıldız şeklinde yapılır bu topraklama. Peki topraklama çeşitleri nelerdir? Biraz da onlardan bahsedelim. Topraklama çeşitleri. Hemen burayı çizdim. Ve topraklama çeşitleri diye başlık attım. Topraklama çeşitleri. Birincisi koruma topraklaması. Hemen yazıyorum. Bir, koruma topraklaması.
Ne oluyor koruma topraklaması? Koruma topraklaması olası bir kaçağa karşı insanları ve diğer canlıları dokunma gerilimine karşı kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde genelde gerilim altında olmayan kısımlar ancak yani olabilecek durumda olan kısımlar topraklanır. Hemen yazalım. Diyelim ki olası bir kaçağa karşı olası bir kaçağa karşı insanları ve canlıları insanları ve canlıları dokunma gerilimine karşı dokunma gerilimine karşı korumak için kullanılan korumak için kullanılan topraklama yöntemidir. Bu cepte. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? Bu yöntemde gerilim altında olmayan ancak olması durumunda risk meydana getirecek olan bölümler. Gerilim altında olmayan olmayan ancak olması durumda risk meydana gelecek bölümler topraklama hattına bağlanır. Bu şekilde yapılıyor koruma topraklaması. 2 diyorum, işletme topraklaması. 2. İşletme topraklaması. İşletme topraklaması. İşletme topraklaması da arkadaşlar aktif bölümlerin ve nötr iletkenlerinin topraklanmasıdır. İşletme topraklanması. Hemen yazayım, ondan sonra anlatacağım ne olduğunu. Aktif bölümlerin ve nötr iletkeninin topraklanmasına işletme topraklanması denir. Şöyle oluyor. Şimdi üç fazlı sistemlerde yıldız bağlantı noktası yani yıldız bağlantıda fazların ortak bağlantı noktası dördüncü bir iletken olarak nötr iletkeni olarak çıkıyor. Yani üç faz bir nötrden oluşuyor yıldız bağlantı. Bu durumlarda dengesiz bir besleme olursa fazla nötr arasında ve nötr normalden yüksek bir gerilim altında kalırsa bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte bu sıkıntıları gidermek için nötr hattını topraklıyoruz biz. İşte buna işletme topraklaması deniyor. Hemen yazıyorum. Diyorum ki 3 fazlı sistemlerde yıldız bağlantı noktası nötr olarak kabul edilir. Ve fazlar ile bu nötr hattı ya da nötr iletkeni arasında dengesiz bir besleme olursa nötr iletkeninde
gerilim oluşur. İşte bu topraklama bu sakıncayı ortadan kaldırır. Bu sakıncayı ortadan kaldırır. Kaldırdı. 3 diyorum. Fonksiyon topraklaması. 3. Fonksiyon topraklaması. Adı üzerinde fonksiyon. Yani bir elemanın çalışma özelliğidir fonksiyon. Bu topraklama da bir işletme elemanının istenen fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yapılan topraklamadır. Hemen yazıyorum. Diyorum ki bir işletme elemanının bir işletme elemanının istenen fonksiyonunu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır. Fonksiyon topraklaması. Genellikle raylı sistem topraklamalarında ve zayıf akım topraklamalarında kullanılır. Genellikle raylı sistem topraklamaları ve zayıf akım topraklamasında kullanılır. Fonksiyon topraklaması da buydu. Bir de yıldırıma karşı yapılan topraklama var. 4. Yıldırıma karşı yapılan topraklama. Adı üzerinde yıldırım düşmesi durumunda yıldırım akımını toprağa iletmek için yapılır. Yazalım. Yıldırım düşmesi durumunda yıldırım akımının toprağa iletilmesi için yapılır. Peki nasıl yapılır? İşletme akım devresinden bağımsız bölümler topraklanarak yapılır. Yazalım. Yıldırım düşmesi durumunda yıldırım akımının toprağa iletilmesi için işletme akım devresinden bağımsız bölümlerin topraklanmasıdır. Yıldırıma karşı yapılan topraklama da bu şekilde yapılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir şekil çizelim ve bu şekil üzerinde topraklama çeşitlerini gösterelim sizlere. Bir şekil çizelim ve bu şekil üzerinde topraklama çeşitlerini gösterelim. Şöyle buradan çizeyim ben bunu. Şeklim şöyle. Şurada bir alanım var. Alanın altını açık bıraktım. Şurada da bir alanım var. Bu alanımın içerisinde şurada bir tane hat var ve hatta bağlı bir yük var. Yine bir hat var ve hatta bağlı bir yük var. Yine bir hat var ve hatta bağlı bir yük var. Bu yükler birbirine bağlı. Aynı şekilde burada da yüklerim ve hattım var.
Ve burada yüklerin bağlı olduğu bir gövde var. Şimdi ben bu gövdeyi topraklarsam eğer, bu gövdeyi topraklarsam şuradan geldim, gövdeyi toprakladım. Buna dedim ki koruma topraklaması. Koruma topraklaması. Eğer ben burada bir nötr hattı çıkardım. Üçten fazla beraber. Bu nötr hattını topraklarsam eğer, şu nötr hattını topraklarsam eğer, buna işletme topraklaması diyorum. İşletme. İşletme topraklaması. Buradan fazlarımı ve nötrümü sonuna kadar götürüyorum. Faz hatlarım, RST fazlarım ve nötr. Nötr. Ben her bir fazı ayrı ayrı topraklarsam eğer şu şekilde birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz. Bu şekilde topraklarsam ben bu her fazı ve buralara birer tane yük bağlarsam ve bu yükleri de birbiriyle yıldız bağlarsam işte tam bu noktayı topraklandığımda fonksiyon topraklaması diyorum. Fonksiyon topraklaması. Burada da bir tane bara var. Bara. Onun üzerinden yapılan topraklamaya da yine şöyle. Bunun üzerinden yapılan topraklamaya da yine ne diyorum? Koruma topraklaması. Şuraya tam. Koruma topraklaması. Burayı da kapatıyorum artık. Şöyle. Burada bütün topraklama çeşitlerini bir devre üzerinde görmüş olduk. Buraya da isimlerini verelim hatlarımızın. RST ya da L1, L2, L3 ve nötr hattımız. Koruma topraklaması, işletme topraklaması, fonksiyon topraklaması bu şekilde yapılıyor. Peki topraklamada kullanılan malzemelerimiz nelerdir bizim? Ne tür malzemeler kullanıyoruz? Topraklama elemanları. Başlayalım. Topraklama elemanları. Topraklama elemanları. Bunu da çizdim böyle. Bir diyorum topraklama elemanlarına. Topraklama çubuğu. Topraklama çubuğu. Bakır ya da galvanizden 1-1,5 metre uzunluğunda yapılan çubuklardır. Hemen yazıyorum. Bakır. Bakır. Ya da galvanizden yapılan ve 1-1,5 metre uzunluğundaki çubuklardır. Gördüğünüz gibi topraklama çubuklarının uzunlukları, ortalama uzunlukları ve hangi maddeden yapıldıkları söyledim sizlere. 2 diyorum topraklama levhası. 2. Topraklama levhası. Yine bakır ya da galvanizden yapılan bir levhadır. Bakır ya da galvanizden imal edilir. Bu levhalar yazalım. Bakır ya da galvanizden imal edilirler. Bakır çubuklardan daha iyi topraklama yaparlar.
Bakır çubuklardan daha iyi topraklama yaparlar. Yatay olarak da dikey olarak da gömülürler ama tabii ki yatay olarak derin bir çukura gömülürler. Yazalım. Yatay olarak derin bir çukura gömülürler. Çünkü bu levhalar topraklamadaki kaçakların yayılımını iyi yapması için derinde olması gerekli. Derin bir çukura gömüyoruz bunları. Ve bunları hatta bağlamamız için gerekli olan nedir? Topraklama iletkeni 3. Topraklama iletkeni. Topraklama iletkeni. Topraklama iletkeni olarak örgülü bakır kablolar. Topraklama iletkeni. İletkeni olarak örgülü bakır kablolar ya da galvaniz şeritler kullanılır. Galvaniz şeritler kullanılır. Sarı yeşil kablolar, topraklama. 4 diyorum. Diğer bağlantı elemanları. Bağlantı elemanları. Bakalım neler var diğer bağlantı elemanlarında. Topraklama elemanları arasındaki bağlantıyı sağlamak için topraklama elemanları arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan bakır ya da galvanizden imal edilen kullanılan bakır ya da galvanizden imal edilen yardımcı elemanlardır. Nedir bu yardımcı elemanlar? Klemensler mesela. Klemensler. Pabuçlar mesela. Baralar mesela. Gibi elemanlar. Bütün bunlar da topraklamada kullanılan elemanlardır. Bir de sıfırlama denilen bir yöntemimiz var. Topraklamanın olmadığı tesisatlarda kullanılır. Hemen ondan bahsedelim biraz. Sıfırlama. Sıfırlama. Topraklamanın olmadığı tesisatlarda nötr hattının topraklama iletkeni olarak kullanılmasıdır. Yazalım. Topraklamanın olmadığı tesisatlarda topraklamanın olmadığı tesisatlarda nötr hattının topraklama iletkeni olarak kullanılmasına. Nötr hattının topraklama iletkeni olarak kullanılmasına sıfırlama denir. Veya topraklama hattı ile nötr hattının birleştirilmesine. Toprak hattı ile nötr hattının birleştirilmesine sıfırlama denir. Sıfırlama bu. Yani nötr ile toprağın birleştirilmesidir. Sıfırlama genellikle prizlerde nötr hattının topraklama klemensine bağlanmasıyla yapılır. Yazalım. Genellikle prizlerde nötr hattının
Toprak klemensine bağlanmasıyla yapılır. E hocam, nötr hattıyla topraklama klemensini birleştiriyoruz. Bunda bir sakınca yok mu? Tabii ki sakınca var. Bu sakıncadan bahsedeceğiz ama bunu yaparak amaçlanan şey nedir? İlk önce onu söyleyeyim ben. Ya bu şekilde herhangi bir gövdeye kaçak durumunda nötrle toprak birbirine bağlandığı için kısa devre oluşturarak sigortanın atması ve enerjinin kesilmesi amaçlanıyor. Yazalım. Bu durumda herhangi bir gövdeye olduğunda gövdeye herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre oluşturarak sigortanın atması ve enerjinin kesilmesi amaçlanır. Yani bunun amacı budur. Peki nasıl yapılıyor? Hemen şöyle göstereyim. Bu bir priz içi olsun. Prizin içi. Bakın burada prizin topraklama klemensleri var. Burada da faz ve nötr var. Faz hattına zaten fazı bağlıyorum bir şekilde. Fazı bağlıyorum. L. Burada sigorta olsun. Nötr hattına nötr bağlıyorum. Nötr. İşte topraklamanın olmadığı yerlerde nötr hattı ile şuradaki topraklama klemensini birbirine bağlamak ya da topraklamanın olduğu yerlerde toprak iletkeni ile nötr iletkenini bağlamak suretiyle yapılıyor. İşte buna biz sıfırlama diyoruz. Hemen gösteriyorum. Diyorum ki işte şu harekete sıfırlama diyoruz. Sakıncalarını da yazalım ve bitirelim. Sıfırlamanın sakıncaları. Bir kere sıfırlamanın en önemli sakıncası şudur. Herhangi bir nedenden dolayı faz ve nötrün yeri bina girişinden yani ilk ana panodan yer değiştirirse ne oldu bu sefer? Nötr hattı diye belirlediğimiz hatta faz hattı diye belirlediğimiz hatta nötr geleceği için ya bizi zaten faz hattı ilgilendirmiyor şu an. Nötr hattına faz geleceği için faz aynı zamanda gövdeye de gelmiş oluyor. Çünkü nötr ile gövde topraklama klemensi üzerinden birbirine bağlı. Biz de bu gövdeye dokunduğumuz zaman üzerinde faz olduğu için çarpılma riskimiz artar ve sigorta atmaz. Çünkü gövdeye faz geliyor. Nötr gelirse eğer sigorta kısa devre zaman anında atar. Fakat faz gelirse kısa devre durumunda atmaz. Bu yüzden diyorum ki herhangi bir nedenden ötürü diyelim. Bina girişinden faz ile nötr yer değiştirirse faz ve nötr yer değiştirirse metal gövdeye faz gider ve sigorta atmaz. Böylece çarpılma riski çok yüksek olmuş oluyor. İkinci bir neden de şu. Eğer bizim elektrik arızalarında en çok karşılaştığımız durum şuydu. Mesela bir priz çalışmıyor diyoruz. Kontrol kalemiyle frizin fazına ve nötrüne bakıyoruz. İkisinde de ışık yanıyor. Yani ikisinde de faz varmış gibi. İşte bunun sebebi faz hattının bir yerde gevşemesi ya da kopmasıdır. Şey nötr hattının affedersiniz. Nötr hattının gevşemesi ya da kopmasıdır. İşte bu durumda nötr diye belirlediğimiz kabloya da faz gidiyor gibi gözükür. İşte biz sıfırlama yaptığımızda nötr hattı bir yerde koparsa veya gevşerse
Akım geçişi olmaz, faz alıcı gövdesine gider ve yine sigorta atmaz. Hemen yazıyorum. Diyorum ki sıfırlama ile korunan tesisatlarda bina girişindeki nötr ucu koparsa, bina girişindeki nötr ucu koparsa ya da gevşerse, koparsa ya da gevşerse akım geçişi olmaz. Akım geçişi olmaz. Bir. İkincisi, faz alıcı gövdesine gider. Faz alıcı gövdesine gider. Bu durumda yine sigorta atmaz. Yine sigorta atmaz ve bizi korumaz. Yani sıfırlama eskiden yapılan bir yöntemdi. Fakat şu an topraklama yapılıyor. Sıfırlama neredeyse yok gibi sakıncalarından ötürü. Ama topraklama her zaman etkili bir koruma yöntemidir. Bugün sizlere dilim döndüğünce topraklamayı ve sıfırlamayı anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım işinize yarayacak bilgileri vermişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki videolarımız artsın, eğitime katkımız olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.